İskender milattan önce 323'te 32 gibi çok genç bir yaşta ölüyor. Ve bütün bu toprakları fethetmesine rağmen imparatorluğu çok kısa ömürlü oluyor. Daha sonra diadoklar savaşı olarak bilinen bir dönem var. Bu kelimeyi bir yazayım şuraya arkadaşlar. Diadoklar. Diadok kelimesi halef, yani ardından gelen anlamına geliyor. Diadoklar, İskender'in emri altında bulunan liderler. Çoğunlukla generaller ve imparatorluğu ele geçirmek için birbirleriyle savaşıyorlar. Bu aslında çok kanlı bir dönem. Birçok farklı diadok birbirinin veya ailelerinin peşine düşüyor ve bir süre sonra İskender'in imparatorluğu birkaç büyük imparatorluğa bölünüyor. Bu haritada Pers ülkesinin büyük kısmını ve tam burada Anadolu'yu görebiliyorsunuz. Aslında burası eski Ahameniş Pers İmparatorluğu'nun büyük bir bölümüne denk geliyor. İşte burası Selevkos'un hakimiyeti altına giriyor ve Selevkos İmparatorluğu kuruluyor. Bunu da şuraya yazayım. Evet, Selevkos İmparatorluğu. Burada gördüğünüz Mısır ise İskender'in başka bir generali olan Ptolemaios'un hakimiyeti altına giriyor. Ptolemaios da Ptolemaios imparatorluğunu kuruyor. Ama zor bir isim arkadaşlar. Böyle bir adım olsa böyle imparatorluk kurma. Makedonya'da ise bir başka diadok e, kontrolü ele geçiriyor. Hatırlarsanız diadok halef demekti. İşte burada gördüğünüz karakterlerin hepsi diadok. Buraya en başarılı diadokların adlarını yazdım. İskender'in imparatorluğunun Makedon kısmı çoğunlukla Antigonos Anedan'ın hakimiyeti altına giriyor ve ismi Antigonos hanedanlığı oluyor. Antigonos. Ve bu görebileceğiniz gibi İskender'in kurduğu imparatorluğun tümü değil. Burada kırmızı olarak gördükleriniz bağımsız devletler. Yani Selevkos, Ptolemaios ya da Antigonos imparatorluklarının hakimiyeti altına girmeyen yerler. Tahmin edeceğiniz üzere bunu takip eden birkaç yüzyıl boyunca bu imparatorluklar çeşitli bölgeleri hakimiyetleri altına alıyorlar. Ancak ben sadece en önemli üç tanesini yazdım. Özellikle de Ptolemaios, bunu da yazmaz olaydım da Ptolemaios ve Selevkos. İşte bu devletler birçok tarihçinin özellikle dünyanın bu bölümünde yeni bir dönem olarak adlandırdığı şeyi oluşturuyorlar. Perslerin Yunanistan'ı işgalinden kısa bir süre öncesinden Büyük İskender dönemine kadar olan döneme klasik Yunan diyoruz. Ancak şimdi klasik dönemden Büyük İskender'in ölümüne ve onun ardından hakimiyeti ele geçirmek için yapılan Diyadoklar Savaşı'nın başlangıcına gidiyoruz. Bu da yeni bir dönem oluşturuyor ve tarihçiler bu döneme Helenistik dönem diyorlar. Helenistik dönem bir zamanlar Büyük İskender'in fethettiği ve daha sonra Diyadoklar Savaşları sonucunda Diyadoklar arasında bölünen bu topraklarda büyük bir Yunan kültürü etkisinin olduğunu bize gösteriyor. İster Mısır'da Ptolemaios, Ptolemaios, ister Pers ülkesinde Seleukos, ister Makedonya'da Antigonos olsun ki zaten Makedonyalıların o dönem Yunan kültürüne çok yakın olduğunu biliyoruz. Buralarda işte bu dönem kültürün yayılmaya başladığı ve Büyük İskender'in bölgedeki çeşitli kültürlerin yani Yunan, Pers ve Mısır kültürlerinin bir karmasını yaratma hedefinin gerçekleştiği bir dönemdi. Şimdi Helenistik dönem bu çeşitli imparatorlukların her birinin devredilmesiyle sona ermeye başlıyor. Milattan önce 3. yüzyılda Seleukos İmparatorluğu Part İmparatorluğu tarafından yavaş yavaş ele geçiriliyor. Burası ilk başta Seleukos İmparatorluğu'nun bir e, satraplığı, satraplık deniyor o zaman yani küçük bir bölgesi. Ancak sonunda Partlar Pers topraklarının çoğunu kontrol altına alıyorlar. Evet, Part İmparatorluğu, Part İmparatorluğu. Ve Selevkos İmparatorluğu'nun son kalıntıları Roma lejyonları tarafından yenilmesiyle tamamen siliniyor. Bunun o dönemde çok yaygın olduğunu göreceksiniz. Çünkü İskender zamanında İtalyan Yarımadası'nda giderek daha da güçlü hale gelen bir şehir devleti ortaya çıkıyor ve bu devlet giderek bir imparatorluğa dönüşüyor. Ve göreceğimiz gibi konuştuğumuz birçok bölgeyi ele geçirmeye başlıyor. Mısır'daki Putolemaios'lar M.Ö. 30'da Roma İmparatorluğu tarafından devriliyor. Antigonoslar da Roma İmparatorluğu tarafından devriliyor. Aslında Roma İmparatorluğu'nun ilk devirdiği hanedanlık burası. Tarihte M.Ö. 168. Sonuç olarak Helenistik dönem hakkında şunları söyleyebiliriz kısaca. Burada yüzlerce yıllık tarihi 5-6 dakikada anlattım ama bu dönemde çok uzun bir zaman boyunca çok geniş topraklar üzerinde ciddi ölçüde bir Yunan etkisi olduğunu görüyoruz. En sonunda batıdaki toprakların büyük kısmının Roma hakimiyetine girdiği ve doğudaki toprakların özellikle Pers imparatorluklarının, daha doğrusu Pers topraklarının da partların hakimiyeti altına girdiğini görüyoruz arkadaşlar.